Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Nihayet Çanakkale turu, Çanakkale şehitlere saygı turu geldi çattı. Tuna ile beraber İzmir'den hareket ettik ama bizim rotamız biraz daha değişik. Önce Bursa yapacağız. Orada dediğim gibi Yasin alacağız. Oradan Çanakkale'ye doğru hareket edeceğiz. Arabaya doldurduk. Bursa'ya geldik. Şimdi arkada kim var? Bakayım. Görünüyor musun abi? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Yasin'i aldık. Buradan Çanakkale'ye doğru devam edeceğiz. Saate bakayım. 4'e 10 var. Herhalde sabah 8 gibi Çanakkale'de oluruz artık diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, 8 saatlik bir yolculuk sonunda saat 7.30, tam 8 saat sürdü. İzmir'den çıktık. Bursa'dan Yasin'i aldık. Şimdi Çanakkale'nin girişindeyiz. Arkamızda Çanakkale tabelası görünüyor. Bunun yanında arkada bir polis çevirmesi var. Muhtemelen tam adamların önünde durduk. Kesin çevirecekler. Bizi de kesin çevirecekler. Yalnız bizim şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Kamp alanı öğleden sonra açılacakmış. Biz karga bokunu yemeden saat 7'de burada olduk. Biz şimdi ne yapacağız? Uygun bir çadır yeri bulacağız. Ondan sonra çadırı kurup öğlene kadar muhtemelen uyuyacağız. Ondan sonra öğleden sonra kalkarız. Zaten akşamda söyleşimiz var. Hazır gelmişken size şu arabanın bagajını da göstereyim. Arabanın bagajında şu anda 3 tane. Bir tane tur bisikleti var, Sedona, Tuna'nın. Yasin'in yol bisikleti var. Benim de katlanır bisikletim, çantalarımız. Her şey, eyvah, trafik kazası mı oluyor orada? Ha, değilmiş. Vallahi şu an siz görmüyorsunuz. Ama ben şöyle dönersem göreceksiniz. Arkadaşlar birbirlerine giriyorlardı. Çanakkale Bisiklet Platformu'nun ekibinden Atalay yanımda. Atalay daha çok turla ilgili, benden daha fazla bilgili olduğu için. Atalay, turun içeriği tam olarak nedir abi? Abi turun içeriği tam olarak ne? Klasik her sene yapılan şehitlere saygı bisiklet turu zaten malum. Bu sene ona bir de Truva Ören yerinin sürüşünü ekledi. Git gel 66 kilometrelik bir etap var. Giderken 2 molamız var. Dönüşte 1 molamız var. Git gel bu şekilde kolay, çok zor olmayan bir parkur. Sonra klasik zaten her sene yapılan, yani işte son birkaç senedir yapılmayan şehitlere saygı turu var. Oraya abideye gideceğiz. Hep beraber yemeğimizi yiyeceğiz. Döneceğiz. Yine gidiş dönüş. Şeyi soracağım ben. Bunu özellikle soruyorum. Turlarda genelde şu ücretli ücretsiz kısmı var. İnsanlar merak ediyor. Turlardaki yemek olayı. Abi Çanakkale bisiklet turunda hani bir yemek ayrımı yok. Herkese ücretsiz ücretli, yemek ücretsiz, yok. Ücretli ücretsiz. Herkese eşit. Herkese yemek var. Öyle bir ayrım yok. Sadece işte ücretler için ekstra bir formanın yanında bir de sandviç ve meyve suyu sabah kahvaltısı için eklendi. Hani dileyen için o da. Ama forma zaten esas şey. Anladım. Duydunuz arkadaşlar. Sadece ücretli de tek fark, esas olay formaymış. Sayı olarak da sayımız kaça ulaştı şu anda? Sabah baktığımda net rakam yani 2893'tü. 2893. 3000'e doğru sonrasını geldik. Sonrasını bilmiyorum. Zaten ücretli kaydı kapattık. Bitti. Eldeki formalar bitti. Şu anda ücretsiz kayıtlar oluyor. Şu an ücretsiz kayıtlar devam ediyor. Siz gerçi videoyu seyrederken artık tur bitmiş olacak. Ama önümüzdeki sene arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Şimdi biz şu anda fuar alanındayız. Kamp alanına geçtiğimizde de göreceksiniz. Gerçekten çok keyifli bir tur. Önümüzdeki sene mutlaka ve mutlaka kaçırmadan Çanakkale Şehitlere Saygı Turu'na mutlaka katılın arkadaşlar. Teşekkür ederim Atalay. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Şimdi bakıyorum, ben aranızda görüyorum, sürekli bize YouTube'da sorular soruyorsunuz. Yok mu ya bir yandığım kolu soru soracağım? Şöyle topu çevirelim falan biz de. 1000 TL ver, denk bisiklet önerirsin. Fix ver, Evet. Buyurun efendim, ne demek? Şimdi herkes tanıyor bir şekilde, insanlara örnek oluyorsunuz. Peki
Yani biz görüyoruz, tamam, örnek olmak zor bir durum. Peki bu size bir baskı yaratıyor mu? Yoksa doğallığınızı kaybediyor musunuz? Ya da bu size ekstra bir doğallık getiriyor mu? Çalışmadığım yerden sordum. Ya doğallığımızı kaybetmiyoruz ama şöyle bir şey var. Artan kanallar geliştikçe üzerimizdeki baskı artıyor. Sorumluluk artıyor. İnsanlara bir şeyler öğretirken saçmalamadan iyi bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Yani atıyorum, tutup da bir Avrasya Tüneli'ni geçen bir video çekmemeye çalışıyoruz. İçeriklerimizi özellikle kaliteli ve insanlara faydalı olabilmesine özen gösteriyoruz. Bugün turun ikinci günü arkadaşlar. Şöyle ki aslında bugün bir Troya turu vardı. Biz Troya turuna YouTube'cu arkadaşlarla katılmadık. Onun yerine kendimiz birazcık şehir içinde gezelim. Kendimize vakit ayıralım. Biraz da şehri havasını koklayalım istedik. Şimdi görüyorsunuz arkamda meşhur Truva atı var. Şu an hepsi video çekiyorlar. Şimdi şöyle geldiğinizde, şimdi mikrofonu da ayarlayalım. Bu kızı tanıyorsunuz herhalde. Merhaba. Ne diyorduk biz? Gökyüzüne pedallıyoruz. Gökyüzüne pedallıyoruz. Şurada önerilerde kanalı geliyor zaten Nesibe'nin. Abone olmayı unutmayın. Şimdi biraz daha ilerliyorum. Bakayım arkamda kim var. Şöyle gelirsek. Yasin yine buralarda. Yasin ne yaptın? Ya acıktım, çok acıktım. Simit alıyorum ya bizlere. Yasin şu anda gırtlak durdu. Az önce kamerayı çekti. Şimdi bakınıyorum etrafıma. Aziz buralarda bir yerdeydi. Aziz çekime başlayacağım diyordu. Aziz'i kaybettik. Arkadaşlar şimdi kamp alanına geri döndük. Şehirde bir güzel gezdik. Çanakkale gerçekten güzel bir şehir. Yaşanılası bir şehir. Bisiklet adına da güzel şeyler yapıyor. Şehir içinde bisiklet yolları mevcut. Neyse lafı uzatmayayım. Yanımda bisikletin muhtarı. Muhtarı evet. Meşhur muhtarımız Türker Ergene var. Türker Interrail Bicycle grubunda da yöneticiyim. Yönetici. Aynı zamanda Kayseri Bisiklet Aynen. Derneği başkanıyım. Kayseri Perşembe akşamı bisikletçilerinin de kurucusu. Kurucusuyum. Yani Türkiye'de bir bisikletçinin tanımazsa tanınmayacak. Tanıması gerekli. Lan elim ayağıma dolaştı bak. Abi sen bile heyecanlanıyorsun. Aynen ben yani. Bile heyecanlanıyorum yani başkanın gerçekten, yanına geldiğinde. Evet abi. Türker nasıl görüyorsun bisikletin geleceğini Türkiye'de? Abi çok güzel görüyorum. Gerçekten güzel oluşumlar var. Güzel Aha. organizasyonlar var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da belediyelere bisiklet yolu yapın diye mesaj gönderdi. Geçen belediye... Manisa'da 40 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı. Evet. Vestel yatırım yapacakmış. Çok güzel. Yani Türkiye'de bisikletin geleceği çok iyi. Çok güzel organizasyonlar yapıyor. İşte burada bireysel çabalarımız da önemli. Yani sadece bisiklete binmekle olmaz arkadaşlar. Sosyal sorumluluk projeleri yapılması gerekiyor. Aynen. Ve çevrenizde en az 5 kişiye bisiklet aldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu çok kültürün doğru. gelişmesi çok, için çok doğru. Çok doğru. Ben mesela gerçekten çok sayıda insana bisiklet aldırdım Fırat abi, arkadaşlarıma. Sen benim de bisikletle adım taşlarımdan bir tanesisin. Dur abi. Yani senin bisiklet seçimlerinde ben tartışım. Tartışmak çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu hidrolik fren mi V-fren mi tur bisikletinde hala çözemediğimiz abi, konulardan da. Yani ben bugün yine karar verdim yani şey hidrolik. Hidrolik yani, tamam sen öyle diyorsan öyle. Yani mesela, abi ben V'ye devam ediyorum. Abi Gürkan Genç de mesela abi, kesinlikle V-fren olsun falan diyor. Yani abi yolda hidrolik hortumu kopacaksa. Yusuf da senden yani, mi kafalı? O da hidrolikçi. Kesinlikle. Enes Şen söyle benim ben V'ciyim. Abi, ya gerçi benim çok şeyim yok. Hani illa V olsun, hidrolik olsun diye bir takıntım yok ya. Ve işime daha rahat geldiği için. Tabii şimdi bazı insanlar kendi tamir etmek istiyor. Hani kolay olsun diyor. Ama ben mesela yaklaşık 4 senedir hidrolik fren kullanıyorum. Ne benim kablom koptu, ne bir başka ya bir şey oldu. Aslında işine bakarsan kapalı sistemler olduğu için zaten kablo falan da kopmuyor. Sadece koparsa hani öyle bir şey olması durumunda müdahale etmesi bilmeyen adam için gerçekten zor. Evet. Bir de parça sıkıntısı var. Bu, onun dışında biz, sözünü kestim başkanım. Yok abi. Biz bu konuda hep karşı olacağız birbirimize. Aynen. Tatlı bir kapışmamız olacak. Aynen. Şimdi akşam zaten kapışacağız. Evet. Gece. Bu gece burada muhabbet var. Seneyi kaçırmayın arkadaşlar. Böyle. Gerçekten dün geceden beri acayip eğleniyoruz burada. Arkadaşlar yalnız uyku tulumunuzu iyi seçin. Fırat abi dondum gece. Biraz üşüdü. Dondum Yasin'in gece.
diş sesleri çadırımın içine geliyordu. Yasin zaten Suriyeli mülteciler battaniyelerle yatıyor içeride. Yani keyifli pedal Yasin. Adam 3 tane forma giymiş üstüne sıcak tutsun diye. -30 uyku tulumu yani olur olmaz hani. Bir güzel uyku tulumu alın. Yorgan getirin arabayla geliyorsanız. Burası çok keyifli ama akşam soğuk oluyor. Aynen. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Fırat abiyi seyretmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalına abone ediyorsun. Ne tarafaydı abi? Kanalına abone olun. Herhangi bir yere aşağıdan. Kanalına abone olun. Olmayı unutmayın. Beğenin bir de paylaşın. Çanakkale turunun 20. kilometresinde yolda kahve molası verdik arkadaşlar. Tur bisikletçiliğin değişmezidir. Bu işin öncüsü Urim Baba'dır. Şimdi buradan Abide'ye 7 kilometre falan kaldı. 7 kilometre sonra Abide'ye varacağız. Orada tekrar görüşeceğiz ama benim size birkaç kişiyi göstermem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada genç YouTuber kardeşlerim var öncelikle. Atakan var. Bu adamı iyi takip edin. Bu adam çok yaşamayacak gibi görünüyor. Şans. Efsane olayları var. Kanalının linki de şuraya yukarıya geliyor. Ya. Buğra nerede Buğra? Buradayım. İstanbul bisikletlisi. Hemen arkasından merhaba. İstanbul bisikletlisi Buğra var. Merhaba. Onun da linkini şuraya ekliyorum. Evet. Bu arkadaşlara mutlaka abone olun. Turculuğun, katlanır turculuğun efsane adamı var yanımda. Buyurun. Hemen dönelim. Hasan Kasapoğlu. Çağdaş Evliya Çelebi. Aynen hocam. Herkese burada bütün hepimiz buradayız. Gayet keyifle buradan hareket ediyoruz. Bir arkadaşımız daha var. Kayseri Bisiklet Derneği Başkan Vekili. Aynen. Urim Baba'nın Kayseri Şubesi Yener merhaba. Bozkuş. Yolda bizi çevirdi. Abi kahve içer misiniz dedi. Ben önce Nescafe zannettim. Adam baktım bayağı cezveyle bize kahve yaptı. Evet arkadaşlar turun son noktasına ulaştık. Şu an tam Çanakkale Şehitlere Saygı turunun son noktası olan Çanakkale Abidesi'nin altındayız. Hayatımda geçirdiğim en güzel 3 günden bir tanesiydi bu. Gerçekten çok keyifliydi. Önümüzdeki sene ben burada kesinlikle olacağım. Yeni yeni arkadaşlar edindim. Yeni yeni güzel insanlarla tanıştım. Mutlaka önümüzdeki sene bu turda görüşelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda yine birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Çanakkale'den hepinize sevgilerle.